Siz problemi olduğundan küçük gibi gösterince ister istemez toplumda bir rahatlık oluyor. Daha rahat davranıyor insanlar. Maskesine dikkat edemeyebiliyor. Ya zaten topu topu Türkiye'de 2-3 bin kişi beni mi vuracak diye düşünebiliyor. Ama öyle değil. Gerçek rakamlar paylaşılsa bu kadar bu salgının Türkiye'de yoğun bir şekilde bütün illerimizi, ilçelerimizi etkileyeceğini biz düşünmüyoruz açıkçası. Eğer dürüstçe gerçek durum paylaşılsaydı vatandaşlarımıza, vatandaşlarımız da ona göre tedbirde daha çok dikkat ederlerdi. Dünyada vaka sayısı, hasta sayısı ayrımı yaparak vatandaşına gerçeği söylemeyen tek ülkede Türkiye, biliyor musunuz? Artık bizim verileri alıp da uluslararası raporlara koymaktan bile çekiniyorlar. Ya bu Türkiye'den gelen bir rakam. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz diyorlar. Üstelik tabii ülkede medya karartması da olduğu için basınımız da maalesef bu durumu açıklığıyla ortaya koyamıyor. Herkes korkuyor, çekiniyor. Bir haber yapan hükümetin arzusu isteği dışında ya da öngördüğü çizgi dışında haber yapan, yorum yapan kişilerin patronlarına bir telefon gidiyor hemen. Hem de en tepelerden ha. Tek tek uğraşıyorlar insanlarla, tek tek. Bunu işten at. İster özel sektör olsun, ister devlet olsun, artık o medya kuruluşu o kişiyi işte tutamıyor. Bir kişinin işten çıkarıldığını gören diğer meslektaşlar da ister istemez otosansür uygulamak zorunda kalıyor. Çok açık söylüyorum değerli arkadaşlar, bu koronavirüs salgını, pandemi dönemi bu ülkenin her alanda iflas ettiğini bir kez daha tescil etmiş oldu. Vatandaşlarımız gerçekten zorluk çekiyor. Acil ve etkili tedbirler alınmadıkça, Allah korusun, bir de mevsim de şimdi kış, önümüz kış, tablo daha kötüleşebilir. Koskoca devletin salgına karşı aldığı tek önlem, dediğim gibi maske tak olamaz. Daha kapsamlı çalışmalar gerekiyor. Ama bunun için de sosyal taraflarla beraber çalışmak gerekiyor. Konunun taraflarıyla oturup aynı masada mesai yapmak gerekiyor. Bir bilim kurulu var biliyorsunuz. Biz de baştan da söyledik. Bu bilim kurulu güzel ama bunun kompozisyonunun genişletilmesi lazım. Yani sosyal bilimcilerin, siyaset bilimcilerin, işin sağlık yönünü hep beraber tartışmaları lazım. Çok disiplinli bir çalışma haline gelmesi lazım bu işin. Çok disiplin derken asker disiplinden bahsetmiyoruz burada. Farklı disiplinden gelen insanların beraberce çalıştığı gruplardan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çalışma lazım. Ve hükümetin insanları dinlemeye, eleştiriye açık olması lazım. Değerli arkadaşlar, bu hükümet hazineyi boşaltıp ülkeyi borç batağına sokunca koronavirüsle ilgili, bu salgınla ilgili ekonomik tedbirde alamaz hale düştü. Gelişmiş ülkeler gibi siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin diyerek karşılıksız destek de vatandaşlara verilemedi. Şu anda ekonomisi güçlü olan pek çok ülkenin yaptığı bu. Vatandaşlarına karşılıksız destek vermek. Borç vermek değil. Şu anda Türkiye'de esnafa, küçük işletmelere, çiftçilere verilen desteklere bakın. Hepsi borç ve faizli borç. Ben daha faizsizini duymadım. Zaten eski ödemeleri var. Eski kredi borçları var. Kira işliyor. Elektrik yanıyor. Bir de üstüne yeni borcunun taksitleri ekleniyor. Bu borç vermek de çözülmedi arkadaşlar bu iş. Ama karşılıksız destek verecek de kaynak yok. Tükettiler. Bakın Merkez Bankası'nda bizim yıllardır biriktirdiğimiz bir yedek akçe hesabı vardır. Merkez Bankası karının her sene belli bir yüzdesini alır, yedek akçeye koyar. Ve geçen sene 2019'da bir günde yedek akçeyi aldılar ve müteahhitlere dağıttılar. Yaptıkları bu. 2019'da biriken yedek akçeyi de 2020'nin Ocak ayında hemen defaten harcadılar, bitirdiler. Yedek akçe Merkez Bankası'nın bir ihtiyat hesabı ama bir de Merkez Bankası'nın döviz rezervi var. Bakın biz bu döviz rezervini, Merkez Bankası'nın döviz rezervini yaklaşık 23 milyar dolarlardan aldık. Tam 135 milyar dolara çıkarttık. 135 milyar dolar. Sonra ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra yavaş yavaş erimeye başladı. Ama son 2 yılda arkadaşlar eksi 39 milyara düştü bu. Eksi 39 milyar dolar. Diyeceksiniz ki Merkez Bankası'nın rezervi nasıl eksi oluyor? Çok kolay. Merkez Bankası açıyor kasasını, bak dövizim var diyor.
Ama o döviz piyasadan borç aldığı döviz. Kendi dövizi değil. Bankalardan almış, swap anlaşmaları almış ve süresi sınırlı borçlar. Günü gelince o dövizler iade edilmek zorunda. Dolayısıyla nasıl kısa zamanda, nasıl bu memleketin kaynaklarını heba ettiklerini hangi rakama bakarsanız bakın görüyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden bugüne kadar 2 yılda borç 2'ye katlamış. Merkez Bankası rezervi de eksi 39 milyar dolara düşmüş. Bir de tabii daha vahimi değerli arkadaşlar. Çok da öncesine gitmeyelim. Daha 2 ay önce Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki, ekonomimiz pik yapıyor. Tavanda diyor, tavana doğru pik yaptı diyor. Daha 2 ay önce. Şimdi arkadan bakıyorsunuz. Gençlerimizin motivasyonu gayet yüksek, anlıyorum. Ama arkadaşlar, kadro hareketiyiz. Deva Partisi olarak inşallah ülkeyi çok iyi günlere götüreceğiz. Hiç kaygınız olmasın, hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlar, bakın açıklama ne? Ekonomimiz pik yapıyor. Daha 2 ay önce. Sonra geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası Başkanı görevden ayrılıyor. İlgili bakan birdenbire ortadan kayboluyor. Bir açıklama koyuyor sosyal medya hesabına ve o gün bugündür yok ortada. Ve daha da vahimi, bakın daha da vahimi ne biliyor musunuz? Açıklama da damadın babasından geliyor. Şimdi bu işte yakın akraba ilişkileriyle devlet ilişkilerini siz bu kadar iç içe sokarsanız ondan sonra bu millet için artık hayırlı bir hizmet üretemezsiniz. Biter. Ülke de tükenir, siz de tükenirsiniz. Gideceği yer bu. Şimdi açıklamaya dönelim. 2 ay önce pik yapıyor açıklaması. Ekonomimiz gayet iyi açıklaması. Hatta küçük ortak biliyorsunuz askıda ekmek kampanyası başlatıyor. Vatandaş artık ekmeğe muhtaç kaldı diyor. Büyük ortak diyor ki abartmayın, yok diyor öyle bir şey diyor. Hem de bizim Elazığ bizim Malatya programımızdan hemen bir gün sonra oluyor bu ifade. Sonra 2 ay sonra da Merkez Bankası Başkanı gidiyor. İlgili bakan ortadan kayboluyor. Ekip değişiyor. Şimdi geriye dönüp baktığımızda 2 ay önce devlet sisteminin en başındaki kişi nasıl böyle bir ifade kullanır? 2 tane ihtimal var. Ya artık gerçekleri görmüyor ya da artık samimi değil. İkisinden birisi. Ve nereden bakarsak bakalım her ikisi de memleketin için tablonun ne kadar artık tehlikeli olduğunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu Merkez Bankası'nın rezervlerimize kadar her şeyi tükettikleri için tek bir önlemin bile maliyetini artık üstlenemiyorlar. Bu salgınla ilgili, virüs salgını ile ilgili. Bir de diyorlar ki acı reçetelerine de kaçınmayız. O da geldi, geçen hafta o açıklama da geldi. Acı reçete uygulamaktan kaçınmayız diyorlar. Milletimiz buna razı olur diyorlar. Siz keyif çayı için halka da acı reçete deyin. Kendilerinin ve çevrelerinin yaşam standartlarında en ufak bir değişiklik olmazken halkımızın acı reçeteye razı olmasını beklemesinler. Hiç kusura bakmasınlar. Değerli arkadaşlar, bakın sağlık her şeyden öte. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın kültürüne sahip bir milletiz. Ben buradan sesleniyorum. Sağlıkla ilgili durum vahim. Gerçekleri bir an önce halkımıza paylaşın. Sağlık Bakanlığı elindeki tüm verileri halkımıza şeffaf bir şekilde paylaşsın. Günlük vaka sayısı kaçsa, 30 bin mi, 40 mı? Bunu açıkça söyleyin, şeffaf olun. Ve derhal, ama derhal önlemleri artırın. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için gereken neyse istişare edin, herkesle konuşun, ortak akıl üretin ve ondan sonra tedbirlerinizi uygulayın. Sizin göreviniz bu ülkede yaşayan insanların yaşam hakkını gözetmek ve yaşam hakkını korumaktır.
Derhal önlem alın. Değerli arkadaşlar, pandemi esnafımızı olumsuz yönde etkiledi. Dükkanlar kepenklerini kapattı. Pandemi döneminde esnafımız siftah yapamadı. Cepler boş kaldı ama faturalar gelmeye devam etti. Elektriği, suyu, doğalgazı, kirası derken kasa boşaldı, cepler boşaldı. Gelişmiş ülkeler vatandaşlarına karşılıksız destek verirken hükümetimizin bildiği sadece şu anda borç vermek oldu. Halkımız kredi çekip para harcamaya, kredi çekip günlük geçimini sağlamaya çalıştı. Ve şimdi de taksitler üst üste geliyor. Kazanç yok ama harcama çok. Hazineyi borçlandırdılar. Pandemi döneminde esnafımızı borçlanarak yaşamaya reva gördüler. Bizim vatandaşımız, değerli arkadaşlar, bunları hak etmiyor. Bu milleti hem açlığa mahkum edip hem de canını tehlikeye atamazsınız. Değerli arkadaşlarım, bakın 2002-2015 arasında reform yıllarında hukuki iyileştirmelerden birisinde biliyorsunuz ana dili konusunda yaptık. Gerçekten Türkiye'nin özgüveninin tam olduğu, ekonomisinin gerçekten güçlü olduğu, dünyada da itibarının yüksek olduğu bir dönemde gerçek bir özgüvenle ana dili konusunda çok önemli adımlar atıldı bu ülkede. Fakat döndük dolaştık, geldiğimiz bu noktada Zazaca ve Kürtçe öğretmenlerinin atama haberlerini artık duymaz olduk. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Biz duymaz olduk. Öğretmen ataması olmayınca seçmeli Zazaca dersi de verilemiyor. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde Zaza dili öğretmenliği için bir tane bile kontenjan açılmadı. Bingöl Üniversitesi'nde Zaza dili ve edebiyatı okuyan gençlerimiz adeta işsizliğe terk ediliyor. İş bulmakta güçleniyor. Güçlük çekiyor. Arkadaşlar, ana dili mutlaka yaşatılmalıdır. Bu topraklarda Zazaca dahil hiçbir dilin, hiçbir lehçenin kaybolmasına izin veremeyiz. Bizim kültürümüzdür. Bizim zenginliğimizdir. Biz parti programımızda çok açık yazdık. Bakın, enstitüler kurarak, dil üstündeki baskı ve yasaklamaları kaldırarak ana dilleri biz yaşatacağız bu ülkede. Yeni nesillere aktaracağız. Bütün vatandaşlarımızın ana dilinin analarının ak sütü kadar helal olduğunu da biliyoruz. Biz bunun güvencesiyiz. Tarih öncesinden kalmış, eskimiş, köhne zihniyetleri biz kabul etmiyoruz. Demokratik devletler vatandaşlarının ana dili ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmekle mükelleftir. Deva Partisi iktidarında vatandaşlarımızın ana dilinin korunması, kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli her türlü adım atacağız. Vatandaşlarımızın tüm haklarını derhal, pazarlıksız, talebe bağlı olmadan tanıyacağız. Değerli Bingöl hemşehrilerim, Bingöl İl Teşkilatımızın, biraz önce değerli başkanımız da ifade etti, yaş ortalaması 34. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında siyasete yepyeni bir soluk geliyor. Bizim kadromuz, değerli arkadaşlar, siyaset tecrübesi olan ama siyaset tecrübesi olmayan arkadaşlardan oluşuyor. Siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımıza baktığımızda siyasette bulunan ama siyaset gibi bir alanda, riskli diyebileceğimiz bir alanda siyasetin o kötü alanlarına girmemiş, siyaseti kirletmemiş, siyasetten de kirlenmemiş tertemiz bir siyasi tecrübesi olan kadromuz var, bir. İkincisi de daha önce hiç siyaset yapmamış ama hangi konuda olursa olsun kendini ispat etmiş, dürüst, düzgün ve yaptığı işte başarılı olan arkadaşlarımız ilk defa Deva Partisi'yle beraber siyasete adım atıyorlar. Bu Deva Partisi'nin gerçekten yepyeni bir siyaset hareketi olmasının en önemli formülü. Ve biz kendimizi tanıttıkça, anlattıkça, Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanmamız hızlı bir şekilde yaygınlaştıkça vatandaşlarımız Deva Partisi'nin nasıl bir parti olduğunu, gerçekten yeni ve bu ülkenin problemlerini çözecek, bu ülkenin sorunlarını çözecek bir parti olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bu tabii siyasette eski kodlar var.
Eski kodlar nedir? İşte sağdır, soldur, liberaldir, muhafazakardır, şucudur, bucudur falan. Şimdi biz bu kategorilerden hiçbirisine girmiyoruz. Biz kendi içinde yeni ana akım ve kitle partisi hedefiyle yola çıktık. Bizim partimize ilgi gösteren vatandaşlarımıza baktığımızda, web sitemize üye olmak istiyorum veya gönüllü olmak istiyorum diye başvuran, bilgilerine giren vatandaşlarımıza baktığımızda daha önce her türlü siyasi tercihi görüyoruz. Ve çok şükür bizim burada Bingöl'de gördüğümüz ilgiyle bir başka ilimizde, Edirne'de, Balıkesir'de gördüğümüz ilginin arasında fark yok. Hem coğrafya olarak tüm Türkiye'ye hitap eden hem de siyasi görüş ya da ideolojik eğilim olarak yine tüm Türkiye'ye hitap eden bir siyasi parti inşa ediyoruz şu anda. Bu gerçekten çok kıymetli ve ülkenin ihtiyaç duyduğu birleştirici, bütünleştirici, kucaklaştırıcı siyasi hareketi de biz bir bakıma artık Deva Partisi'nin çatısı altında oluşturuyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Bingöl'ün sorunlarını biliyoruz. Biz Bingöl'ün sorunlarına çözüm üretmek, deva olmak için de hazırlanıyoruz. Bingöl'de çarpık kentleşme çok ciddi bir problem. Ve kentleşme deyince, inşaat deyince rant gözlüklerini takanlar maalesef burada Bingöl'de de var. Şehrin toplumsal yapısını, estetik yapısını, mimarisini hiç umursamadan maalesef yanlış bir yapılaşma gerçekleşmiş durumda. Birinci dereceden deprem bölgesi olan Bingöl'de inşaatların denetlenmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Kentsel dönüşüm uygulamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da sonuç üretmiyor, çözüm üretmiyor. Biliyorsunuz Bingöl'lü 923 aileye bir yılda anahtar teslim sözü verildi ve oturdukları 295 hane yıkıldı. Ardından da bizim sayabildiğimiz kadar iki temel atma töreni gerçekleştirildi. Aynı yerde iki defa. Fakat 3 yıldır bir hareket yok. Kira yardımının sözü verildi ama bu sözde de durulmadı. Kentsel dönüşüm projelerinin amacı birilerinin rant elde etmesi olamaz arkadaşlar. Vatandaşların afete dayanıklı hanelerde oturmasını sağlamaktır kentsel dönüşümün amacı. Biz öncelikle afet öncesi riskin en aza indirilmesine yönelik tedbirler üzerinde durmak zorundayız. Bu kapsamda tüm yapıların bağımsız ve tarafsız bir şekilde denetlenmesini, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlayarak yeniden bir kentsel dönüşüm programı oluşturacağımızı burada ifade ediyoruz. Böylece hastane, okullar ve diğer kamu binaları öncelikli olmak üzere tüm yapılarımızı depreme ve diğer afetlere dayanıklı hale getireceğiz. Bunun için her türlü tedbir ve gerekli her türlü kaynağı ve arsa tahsisini de sağlayacağız. Çünkü arkadaşlar bizim doğal afetlere bir tek canımızı bile feda etme gibi bir lüksümüz yok. Devlet üzerinde yaşayan insanların her türlü can ve mal güvenliğini almak zorunda. Biz Deva Partisi olarak bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve vatandaşlarımızın can güvenliğini en üst seviyede korumak için çalışacağız. O yüzden biz Deva Partisi olarak afete duyarlı kentleşme ve planlama modelinden de taviz vermeyeceğiz. Afet tehlikesi ve riskleriyle ilgili verilerin toplandığı ve periyodik olarak değerlendirildiği şeffaf bir afet bilgi sisteminde kuracağız. Çünkü vatandaşından bilgi gizlemek vatandaşının ölümüne sebep olmaktır arkadaşlar. Afet eğitimlerini tüm okullarda ve medyada yaygın ve sürekli hale getireceğiz. Afet sırasında ve afet sonrasında yapılacaklar için ise bir afet yönetim sistemi oluşturacağız. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, az önce koronavirüsten bahsettim. Biliyorsunuz 2010 yılında ihalesi yapılan 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi ancak 2017'de hizmet vermeye başladı. Bu zaman diliminde de mağduriyetler oldu. Yapılacağı sözü verilen hastaneler için maalesef bir tek kazma kimi zaman geldi, vurulmadı. Mevcut hastanelerde teçhizat ve doktor yetersizliği yaşanıyor. Bingöl'deki bir hastanın ameliyat için çevre illere sevk edilmesi ciddi bir sorundur. Taşımalı hasta diye bir sistem olamaz arkadaşlar. Bunlar maalesef yapılıyor ve halkımızın sağlığı adeta yollarda tükeniyor.
Bingöl'ün bir diğer sorunu da ulaşım. 2010 yılında ihalesi tamamlanan Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır yol inşaatı hala bitirilemedi. Bu kadar önemli bir yolun bitirilememesi Bingöl'e verilen değerin maalesef arzu ettiğimiz gibi olmadığını gösteriyor. Ulaşım yetersizliği olunca ne oluyor arkadaşlar? Yatırımcının maliyeti artıyor, yatırımcının gözü korkuyor. Zaten genel anlamda ülkedeki ekonomik öngörülmezlik ve hukuki güvensizlik yüzünden yatırımcı korkarken bir de altyapıyla ilgili eksiklikler kuşkusuz Bingöl'ün cazibesini azaltıyor. Yatırım olmadıkça Bingöl'ün ekonomisi de yaralıyor. İşsizlik rekor seviyede. Bingöl'de istihdam yaratmak adına somut adımlar atılmıyor, atılamıyor. Gençlerimiz işsiz. Bakın Bingöl'de canına kıyan gençlerimiz oldu maalesef. Üzülerek izledik bunları. Gençlerimizin yarınlardan umudunu kesmesi ve hayatını sona erdirecek noktaya gelmesi bile hepimiz adına, bu devlet ve ülke adına utanç vericidir arkadaşlar. Gelecek kaygısı, işsizlik can yakıyor, can alıyor. Deva Partisi işte bu ümitsizliğe son vermek için hazır. Biz kamuda işe alımlarda mülakat sistemine son vereceğiz. Hep beraberiz arkadaşlar, hep beraberiz. Gençlerimizin yazılı sınavlardan aldıkları yüksek puanlara rağmen işsiz bırakılmasına sebep olan mülakat sistemini kaldıracağız. Niye kaldıracağız? Onun adamı, şunun yakını, o partiden, bu fikirden diyerek gençlerimiz aslında liyakate, bilgiye değer vermeyen bu uygulamalar gerçekten son derece yanlış uygulamalar. Halkımızın refah seviyesini layık olduğu seviyeye yükselteceğiz. Bingöl'lü çiftçilerimize de destek verilmiyor değerli arkadaşlar. Üreticilerimiz ve ürünlerimiz korunmuyor. Döviz kuru arttıkça girdi maliyetleri de artıyor. Çiftçilerimizin her türlü masrafı artıyor ama ülkeyi yönetenler destek yerine çiftçilerimizi de aynı esnafta olduğu gibi daha çok krediyle gittikçe artan bir yük altına sokuyor. Plansız ve programsız hareket edildiği için Bingöl tarımda yeterli üretimi sağlayamıyor. Biz Deva Partisi olarak çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedefliyoruz. Tarımda bir strateji yok arkadaşlar. Bakın 2002'de Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatı ve tarımsal ürün ithalatı aşağı yukarı aynı rakam. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında ihracat, 2 milyar ithalat. Bugün geldiğimiz noktada tarımsal ürün ithalatımız çıkmış 9 milyara, ihracatta ancak 5 milyarda kalmış. Yani Türkiye şu anda tam 4 milyar dolar tarım ürünlerinde gıdada dışarıya bağımlı bir ülke haline gelmiş. Bu bir strateji, bir uzun vadeli planlama eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama baştan da dedim ya, böyle stratejiyle, planla, programla, anayasayla, yasalarla, hukukla, kurallarla kendini bağlamak istemeyen bir yönetim zihniyeti var şu anda. Problemin özünde bu var. Akla gelenin hemen yapılma dürtüsü var. Plansız, programsız bir ülkeyi yönetemezsiniz. Tarımla ilgili elinizde orta ve uzun vadeli ciddi bir hazırlık yoksa bunun en büyük acısını da çiftçilerimiz çeker. Biz tarım meslek liseleri açacağız. Bu liselerden mezun olan gençlerimize destekler sunacağız. Böylece mesleğin gençleştirilmesini, gençlerimizin tarımla zenginleşmesini, ülkemizin kaliteli tarım ürünlerine ulaşmasını sağlayacağız. Bingöl hayvancılık alanında potansiyelinde çok altında kalıyor. Süt üretiminden küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa varana dek çok ciddi bir güce sahip olmasına, potansiyele sahip olmasına rağmen Bingöl'ümüz maalesef bu potansiyeli değerlendiremiyor. Süt üreticilerimiz desteklenemiyor. Teşvik takviminin belirlenmemesi üreticilerimizi korumasız bırakıyor. Niye? Teşvik takvimine bile süt fiyatını, buğday fiyatını, çay fiyatını bile bir tek kişi belirliyor. O kişi vakti olur da önüne gelip de bakarsa karar veriyor. Karar verinceye kadar memlekette her şey duruyor. Bunu tarımda da maalesef görüyoruz.
Bu kıymetli potansiyelden yararlanabilmek için tarıma ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgelerinin kurulması ve özellikle de organik tarımın desteklenmesi gerekiyor. Yem üretimi için etüt çalışmaları yapılması gerekiyor. Bingöl'ümüzün sorunları çok. Bugünkü iktidar Bingöl'ümüze verilen maalesef destek açısından baktığımızda hak eden bir desteği görmüyoruz. Sandıkla işleri bitince ortadan kaybolma bir alışkanlık haline geldi. Ama değerli yol arkadaşlarım, biz Bingöl'ümüzün kalkınması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Biz Bingöl'ün sorunlarını biliyoruz. Bingöl'ün demokrasiye ihtiyacı var. Bingöl'ün atılma ihtiyacı var. Biz Bingöl için ve tüm Türkiye için hazırız. Şimdi Bingöl'e sormak isterim. Bingöl hazır mı? Bingöl de hazır inşallah. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Bingöl'ün devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.